50 artı 1 kuralına geçiyoruz şimdi. 50 artı 1 kuralı siyasetin gündeminde bildiğiniz gibi tartışılmaya devam ediliyor. Erdoğan'ın rahatsızlığını çok açıkça ortaya koymasına rağmen kurmayları, yakın kurmayları 50 artı 1'e sahip çıkıyorlar. Saadet Partilileri Temel Karamollaoğlu ve CHP sözcüsü Faik Öztürk'e göre karşı çıkışın nedeni Cumhur İttifakı'nın oy oranları. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise Cumhur İttifakı'nın 50 artı 1'in de ötesinde oy alacağını savundu. Turan sistemle ilgili eksiklerimiz, hatalarımız olabilir diyerek itiraf niteliğinde açıklamalar da yaptı. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasalarında eksiklerimiz var. Tabii ki usul hatalarımız var. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Ama temel esas olan 50 artı 1 diye bir gündemimiz yok. Eksikler, hatalar var dedi Bülent Turan. Ama hiç siyasal kriz yaşamadık diye sürdürdü sözlerini. 50 artı 1 başkanlık sisteminin esası, temeli. Güçlü iktidar 50 artı 1 ile kurulabilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan böyle diyor ama muhalefet anketleri hatırlatıyor. Anketler %50 artı 1'e yaklaştıramıyor Cumhur İttifakı'nı. Kendisi bulamıyor 50 artı 1'i. O kadar basit. 50 artı 1 şu anda ufukta gözükmüyor. Hiç kimse için. Milletin gözünden de gönlünden de düşmüştür. Bugün 50 artı 1 barajından şikayetin sebebi de budur. Erdoğan Karamollaoğlu zirvesinden bu yana tartışılan 50 artı 1 kurala düşmüyor bir türlü gündemden. Kuraldan rahatsız olduğu bilinen Erdoğan parlamento karar verir mesajı verdi. Ancak kurmayları kesin bir dille sahip çıkıyor 50 artı 1'e. Vesayetsiz, darbe girişimsiz yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50 artı 1. 50 artı 1 rüyası, hayali, gerçeği Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na yakışır ve iddia ediyorum 50 artı 1'in çok ötesinde bir oy aralığıyla inşallah yeni dönem beraber inşa edeceğiz. Muhalefet partileri ise Erdoğan'ın rahatsızlığının nedeni olarak oy oranının 50 artı 1'in altında kalması olduğunu vurguluyor. Hangi seçim sistemi gelirse gelsin, baraj nereye inerse insin artık Erdoğan'ı kurtaramaz. Ve Erdoğan'ın aksine sadece bu kurala değil sistemin tamamına karşı çıkılıyor. Bizim itirazımız sadece 50 artı 1 noktası değil ki, sistem yanlış. Bu sistemle layüsel parlamentoya hesap vermeyen, sorgulanamayan bir başkanlık sistemine karşıyız. 50 artı 1 dediğiniz sadece bir madde. Erdoğan ilk gelecek sandıkta seçilemez. AK Partili eski bakanların artık susmayacağım demeleri boşa değildir. Çünkü herkes biliyor geminin su aldığını. Evet, herkes biliyor geminin su aldığını diyor Sayın Öztürk ve doğru. Değerli izleyenler, şimdi 50 artı 1. 50 artı 1, bu 50 artı 1 biliyorsunuz kavga da çıkardı. Şamil Tayyar ve danışmanlardan Mehmet Uçum arasında bir Soros kavgasını çıkardı. İşte bu kavgaya Mehmet Metiner girdi. Derken orada öyle bir çalkantılı birkaç gün geçti sevgili seyirciler. Özellikle sosyal medya üzerinden kapıştılar. 50 artı 1 aslında bir yani şöyle bir şey var ortada. 50 artı 1'i alamayacaklarını çok eminler artık. Bunu biliyorlar. Fakat bir hata yaptılar. Bunu bir biçimde kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldılar. Şimdi kuyruğu dik tutmak adına 50 artı 1 de ısrar ediyormuş gibi gözüküyorlar. Ama 50 artı 1 onların AKP'nin siyasi ömrünün sonunun getireceğinde çok eminler. Bütün bu feryat figan da bundan kaynaklı sevgili seyirciler. 50 artı 1 niye kalkıyor? Yani hani ne demişti Atatürk? Nasıl geldilerse öyle giderler. Böyle geldiniz, böyle de gideceksiniz. Başka bir yolu da yok zaten bunun. Dolayısıyla bu 50 artı 1 daha çok tartışacağız tabii ki. Çünkü buradan böyle hani bir aşağı doğru inip de çıkartabiliyor ama Bahçeli'yi aşamıyorlar. Bir de böyle bir durum var. Sayın Bahçeli 50 artı 1'de oldukça net ve ısrarlı açıklamalarından da biliyorsunuz. Hani son haberlere göre 50 artı 1 konusunda Sayın Bahçeli de Erdoğan'ı ikna etmiş diye böyle de bir bilgi var etrafta. Etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama rahatsız olduklarını çok çok iyi biliyoruz.